Arkadaşlar merhabalar, bu videomda paralelkenar, eşkenar, dörtgen ve deltoid konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 13. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız deltoidde alan. Köşegenlerin dik kesmesini bildiğimiz zaman çoğu şey hallediliyor. Zaten köşegenler çarpımının yarısı alana eşittir arkadaşlar. Burada örnek sorusu da var. Biz hemen sorulara başlayalım isterseniz. Şimdi burada BE uzunluğu K iken ED uzunluğu 2K verilmiş. Burası K iken burası 2K verilmiş. Köşegenler dik kesiyordu hocam. Deltoid demiş. AD ile DC birbirine eşit demiş. Şunlar birbirine eşitse otomatikken 5 ise burası da 5 değil midir deltoid tanımına göre? Evet. 3, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 çıktı. 2K dediğimizde 8 çıktı. Köşegenler dik kesen herhangi bir dörtgenin alanı zaten köşegenler çarpımının yarısıydı. Hocam bu arada x kenarda çizilen yükseklik olduğu için burayı da 2 eş parçaya bölecek. Yani 3 köşegen ortalıyordu birbirini. Bir köşegen 12, diğer köşegen 6. Alan ne olacak? 12 çarpı 6 bölü 2'den 36'ya eşit olacaktır. Evet, birinci soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. ABC'de deltoid, bunlar 5, 5 ise burası 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2 değil midir? Evet. İşimiz gücümüz köşegen. Valla arkadaşlar öncelikle ben şu köşegeni çizmek istiyorum. Çünkü diğer köşegeni çizip 90'ı parçalamak istemiyorum ilk etapta. Belki normalde şunu çizim derim ben. Simetri ekseni olan köşegeni çizim derim ama dediğim gibi özel açıyı parçalamak istemedim açıkçası. 3 kök 2, 3 kök 2 ise kök 2 katı burası ne yapacaktır arkadaşlar? 6 yapacaktır. He, şimdi bu köşegen de belli olduğu için diğer köşegeni çizebilirim arkadaşlar. Hop, çizdiğim zaman köşegenler dik kesiyor ve bu birbirini ortalıyor. Yani 3, 3 yaptı. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden burası 4'tür. Burada da muhteşem üçten dolayı burası 3'tür ya da açılara dalsanız böyle 45, 45 x kenarlığı görürsünüz zaten. Alan ABCD isteniyor. Alan ABCD nedir arkadaşlar? Köşegenler 7 ve 6. 7 çarpı 6 bölü 2. Y eşittir. Yani cevabımız böylelikle 21 çıkar. İkinci soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik üçüncü soruya. ABC'de deltoid. Deltoid olduğu için otomatikman köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Ve BD uzunluğunu 8 demiş. Hocam bunlar 4, 4'tür aynı zamanda. Çünkü deltoid ya, AB ile AD birbirine eşit. Şunlar birbirine eşitse otomatikman bunlar da birbirine eşittir. X kenarda çizilen yükseklik olduğu için burası da 4 oldu. Hatta burada muhteşem üçten dolayı 4 diyebilirsiniz ya da x kenardan dolayı 45 45 yazsanız 45 90'dan dolayı burası da 45 olur. X kenar üçgen olduğunu da yakalayabilirsiniz. Burası da 4 oldu. Alanı vermiş bize. Hocam şuraya bir A diyecek olursam. Köşegenler çarpımının yarısı 8 çarpı A artı 4 bölü 2 eşittir 48 mi verilmiş? Evet. Buradan 4 A artı 4 kaç geliyor arkadaşlar? 24 12'ye eşit oluyor. A'yı da buradan kaç buluruz? 8 buluruz arkadaşlar. A 8 ise hocam buradaki dik üçgenden dolayı ya da buradaki dik üçgenden dolayı 4, 8, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası 4 kök 5 yapacaktır. Yani 3. soru böyle denizli oldu. Geldik 4. soruya. Deltoid ve bunlar orta noktalarıymış arkadaşlar. E, F, G. Yani şunlar da birbirine eşit hocam. Hocam şu deltoid ya, AB ile AD birbirine eşit ya, şunlar birbirine eşit olduğundan şu da çift çizgiye çift çizgi oldu. Deltoid'de işimiz gücümüz köşegendi. Şu köşegeni çizsek. Köşegenler nasıl kesiyordu arkadaşlar? Dik. Diğer köşegene de ihtiyacım var burada belli ki. Hemen bunu da çizdim. Köşegenlerin dik kesmesini gösterdim. A dik kesince. Burada bir ortaban çıktı mı? Çıktı. Bak. Şununla şu birbirine paralel. Hocam şununla da şu birbirine paralel. Niye? Çünkü şunlar eşit, şunlar eşit ortabandan dolayı. Alan isteniyor bu arada. Şu ortabandan dolayı 4 ise o zaman burası 8 mi yapacak? Evet. Hocam burası 7 ise, bu ortabandan dolayı 7 ise burası da 14 mi yapacak? Aynen öyle. Alan ABC'de köşegenler çarpımının yarısı olduğundan cevap kaç çıkacaktır? 56 çıkacaktır gençler. Evet, 4. soru Edremit oldu. Geldik 5. soruya. Ne yapacağız arkadaşlar? Köşegenler dik kesir. Hemen köşegeni mi çizsek bu? Sadece 120 derece var ama. Hani şu simetri ekseni olan köşegeni çizin diyorum. Diğer köşegeni de çizsek bu 120'yi nasıl parçaladığını bilmiyoruz. O yüzden bunu hiç çizmeyelim bile. Aa hocam, simetri ekseni olan köşegen olduğu için bu. Şunlar eşit, şunlar eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Hatta buradaki alanlar da birbirinin tıpkısının aynısıdır. Yani sen buradaki alanı bulacak olursan A alanı diye, diğer taraftaki alan da A alanıdır. O zaman A'yı bulalım. Aa hocam, A alanı belli. 4 çarpı 3 kök 3 çarpı sinüs 120 bölü 2 ama ben bunu sevmiyorum biliyorsunuz. 120 ya geniş açı. Ya burada katmışını ya da burada katmışını kullanacağım. Şurada katmışı kullanayım. Şuradan dik çizeyim. Üçgenin alanını bulmaya çalışıyorum. Bak soru üçgene dönüştü. Şu üçgen. Burası 60 derece. 90'ın karşısı 3 kök 3'ü 30'ın karşısı 3 kök 3 bölü 2. Aa bölü 2 ile uğraşacağım. Orada katmışı ben niye oradan çiziyorum ki? Burada katmışı ben şuradan oluşturayım arkadaşlar, değil mi?
Şurası 60 derece. O zaman buradan bir dik çizecek olursam arkadaşlar şöyle. 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı kaç yapar? 2, 60'ın karşısında 2 kök 3. Tabanın 3 kök 3 iken yüksekliğin 2 kök 3 mü oldu? Evet. A alanın 3 kök 3 çarpı 2 bölü 3 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2'ye eşit. Bu bölü 2'ler gitti. A alanı buradan kaça eşit oldu? 9'a. Ama bizden ne isteniyor? 2A alanı isteniyor. O da kaç yapacaktır? 18 yapacaktır. Dolayısıyla 5. soru Akçay oldu. Geldik 6. soruya. ABCD deltoid bu E köşegenlerin kesim noktası dediğine göre hemen ben köşegenleri çizmek zorundayım arkadaşlar. Köşegenleri çiziyorum. Köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Hemen şuradaki 90 dereceleri yapıştıralım. Alan ABCD nedir diye soruluyor. Dikkat ederseniz burada ne var? Burada bir Öklit bağıntısı var. Yani sen buraya yoğunlaşacağız zaten belli bu verilen uzunluktan dolayı. Buraya H diyecek olursam eğer H kare eşittir 4 çarpı 9'dan H'ı da buradan kaç buluruz? 6 buluruz. H buradan 6 ise arkadaşlar ben buradan bütün köşegeni falan bulabilirim. Şuradaki Pisagor bağıntısını yapacak olursam şuraya A diyecek olursam A dediğim bakın burası 2 çarpı 2 burası 2 çarpı 3. A dediğimde 2 çarpı karekök içerisinde 2 ve 3'ün kareleri toplamı 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Yani 2 kök 13 geldi arkadaşlar ha. 2 kök 13 burası, 2 kök 13 burası. Hocam muhteşem üçten dolayı burası da 2 kök 13 yapar. Ya da hocam bu bir deltoid ya şunlar birbirine eşit ikizkenar 45 45 yazarız. 45 90 ise 45 ikizkenarlı o şekilde de yakalayabiliriz. Neyse yazdık burayı. Buraya 2 kök 13 bulduk. Şimdi burayı bulacağım arkadaşlar. Şuraya da bir B diyeyim isterseniz. B de neye eşittir arkadaşlar? Bakın burası 6 dediğimiz 6 dediğimiz nedir? 6 dediğimiz bu sefer 3'ün 2 katı, 9 dediğimizde 3'ün 3 katı. B dediğimizde 3 kök diğerlerinin kareleri toplamı. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Kısa yoldan bulmayı öğretmiştik arkadaşlar. 3 kök 13 mu geldi? Evet. B'de 3 kök 13 geldi. O zaman alan neye eşittir arkadaşlar? Bir köşegen 4 kök 13 çarpı diğer köşegen 5 kök 13 bölü 2'ye eşit oldu. Şunlar şunlar gitti. 2, 5 kere 2, 10. Kök 13 ile kök 13'ün çarpımı 13. 10 ile de 13'ün çarpımı kaç yapar? 130 yapar. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir oldu 6. soruda. Geldik 7. 7'ye. Evet ABCD deltoidi C köşesinden BD boyunca katlandığında C üssü noktasına gelirken C üssü BD üçgenin ağırlık merkezi A oluyormuş. Sen bunu böyle katlıyorsun. Katlanmış halini şöyle çizelim arkadaşlar. Şöyle katlandığında bu üçgen zaten büyük ya bunun üstünü kaplayacağı belli. Bunu böyle çizdik. Bu arada öncelikle ben buradan bir köşegen çizmek istiyorum arkadaşlar. Şu köşegenler nasıl çık kesiyor? Köşegenler dik kesiyor. Sen burada şu doğruya doğru katlarken işte buna göre simetriğini alıyorsun ya. Yani tam olarak bunun doğrultusunda gitmek zorunda arkadaşlar. Bizim C köşesinde simetriğini aldığımız için. O zaman ben simetriğini aldığımda böyle geldiyse katlaması buraya geldiyse A köşesinde ne oluyormuş arkadaşlar? Yeni oluşan C üssü BD üçgeninin ağırlık merkezi oluyormuş. Evet burası ağırlık merkezi. Yani burası K iken burası ne olacak? 2K olacak diyor sana. Hocam burası 3K ise katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar birbirini çizse burası 3K ise burası da 3K olmak zorunda. Yani burası da 3K oldu. Sonra alan ABCD verilmiş bize AC uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir kere burada bir de 90 derecede verilmiş. 90 dereceyi de kullanacağım ben. Hocam dikten dik çizilmiş Öklit bağıntısı var. H kare eşittir. K çarpı 3K'dan. Dolayı buradan ne geliyor arkadaşlar? Buradan H kök 3K'ya mı eşit oluyor? Evet 3K kareden dolayı. H kök 3K ise güzel bir şey çıktı burada. Hocam K'ya kök 3K. Hocam burası 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. Burası da 60 mı oldu? Evet. Hocam o zaman burası da 30 derece oldu mu? Oldu. Her şey çıktı. Hocam burası kök 3K ise burası da kök 3K mı? Gerçi 30, 60, 90'ı da yazmama da gerek yokmuş ama neyse. Alan verilmiş bana 16 kök 3 diye. Alan köşegenler çarpımı. Bir tane köşegen 4K. Diğer köşegen 2 kök 3K bölü 2 16 kök 3 diye verilmiş. Kök 3'ler gitsin. Sonra şu bölü 2'ler gitsin. K kare eşittir. Kaç geldi? 4 geldi 16 bölü 4'ten. K'yı da buradan kaç buluruz? 2 buluruz. AC uzunluğu isteniyor. AC uzunluğu da 4K'ya eşit değil mi? Evet. Bizden 4K isteniyor arkadaşlar. K yerine 2 yazdığımız zaman cevabımız kaç çıkar? 8 çıkar. O zaman son soru galiba.
Evet, 7. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir oldu ve kazanım odaklı soruları böylelikle bugün bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.